Firavun Menkauhor, milattan önce 2494-2479. Menkauhor, Mısır'ın 3. hanedanlığının 9. ve son firavunu olarak kabul edilir. Milattan önce 2494 civarında tahta geçmiştir ve milattan önce 2479 civarında ölmüştür. Menkauhor'un doğum yeri ve ailesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı tarihçilere göre Nüserre II'nin oğludur. Diğer tarihçilere göre ise Nüserre II'nin kardeşidir. Menkauhor'un saltanatı hakkında da çok az şey bilinmektedir. Manetho'nun firavunlar listesine göre Menkauhor 15 yıl hüküm sürmüştür. Bu süre zarfında Mısır'da önemli bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmıştır. Menkauhor'un Mısır'ın 3. hanedanlığının son firavunu olarak kabul edilmesinin temel nedeni, ölümünden sonra Mısır'da bir siyasi kriz yaşanmasıdır. Bu kriz, Mısır'ın Orta Krallık dönemine girmesine neden olmuştur. Menkauhor'un hükümdarlığı sırasında, Mısır'da önemli bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmıştır. Menkauhor, babası Nüserre II'nin politikalarını sürdürmüştür. Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini korumuştur. Ayrıca Menkauhor Mısır'da önemli bir inşaat programı başlatmıştır. Menkauhor'un ölümünden sonra Mısır'da siyasi ve ekonomik istikrar devam etmemiştir. Mısır, Orta Krallık dönemine girmiştir. Menkauhor, Mısır'ın erken gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Onun saltanatı, Mısır'ın güçlü bir krallık haline gelmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Menkauhor, Mısır'ın 3. hanedanlığının en önemli firavunlarından biridir. Onun saltanatı, Mısır'ın siyasi ve ekonomik açıdan altın çağını yaşamıştır. Menkauhor Piramidi. Menkauhor, Giza'da bir piramit inşa ettirmiştir. Menkauhor Piramidi, Mısır'ın en küçük piramididir. Piramit, 42 metre yüksekliğinde ve 53 metre genişliğindedir. Piramit, taş bloklardan yapılmıştır. Menkauhor Piramidi'nin inşası, Mısır'ın inşaat teknolojisinde önemli bir ilerleme olduğunu göstermektedir. Menkauhor, bu piramidi inşa ederek, Mısır'ın gücünü ve ihtişamını göstermiştir.